Yani bir geliren geriye sadece fotoğraflar kalıyor. Bir de devrim kalıyor. Yani tabii onun mücadelesi kalıyor. Eğer bu mücadele olmazsa zaten ne fotoğraflar kalır geriye ne hiçbir şey kalmaz. Bunun farkındayız. Bir yerde fark ettim ki yani çektiklerim, çekmediklerimin yanında yani çok ufak bir bölüm. Yani çekmediklerim daha çok. Ben onlara kalbimin fotoğrafları dedim. Yani yakalayamadıklarımız, görüntülemediklerimiz, yani fotoğraf makinelerinin, kameraların çekmedikleri o kadar çok şey var ki bunlar bizim kalbimizde kaldı. Yani Kürsan Dağları'nda o kadar çok yüze, o kadar çok söze, gülüşe, kahkahaya, o kadar çok sevince, neşeye, aşka, o kadar çok şey tanık olduk ki bunları ne fotoğraf makineleri görüntüleyebildi ne kameralar. Onlar hep bizim içimizde kaldı. İşte benim sinemaya bu getirdi. Yani sinemaya giriş nedenimiz bu oldu. Sinema bunun olanağını tanıdı. Yani savaş yılları boyunca kaçırdığımız, yani objektiflerin kaçırdıklarını tekrardan canlandırabilmek, tekrardan hayata döndürebilmek, tekrardan başa getirebilmek, o duruşları, gülüşleri, bakışları, o sözleri, kahkahaları, neşeyi, o sevgileri, hepsini tekrardan hayata getirebilme olanağı verdi. Sinema, ya bu yüzden girdik, öğrenmeye başladık. Denemeler yaptık. Yani sinemaya girişimiz biraz böyle. Bir kameramız var, bir de yoldaşlığımız var. Mesela bizim sinemamız böyle yürüyor. Çok böyle abartacak bir şeyimiz yok. Belki mutlaka derler ki sinema teknik görür. Bence de öyle yürür. Ama gelen sineması da bu kadar. Daha yetiştirebilirsek kendimizi, belki daha ileri adımlar atabiliriz. Ama bu kadar. Ben bundan yani bir zorluk olarak bahsetmiyorum. Benim zorlandığım asıl konu yaptığım çalışmaların ulaşmaması.